Değerli izleyenler, evet Ermenistan-Rusya tren yolu nereden geçecek? Evet, canımı sıkan bir gelişme. Ermenistan tren yolu Azerbaycan'dan geçecek. Şimdi bu harita bir felaket haritası. Bu harita Rusya'nın bu tren yoluna saldırılar oldu diye on binlerce askerini Azerbaycan'a sevk etme haritası. Bu harita Azerbaycan'ın teslim haritası. Bu harita yıllardır, 30 senedir kovulan Rusların Azerbaycan'a geri dönüş haritası. Evet değerli izleyenler, Rusya geri döndü, iyice dedirtecek bir gelişme. Rusya bu tren yolu ile hem Ermenistan'a ve bölgeye sevkiyatında büyük bir kolaylık sağladığı gibi aynı zamanda daha düşük maliyetle büyük bir şekilde askeri gücünü buraya sevk etme imkanına kavuşabilecek. Bu tren yolu aslında Azerbaycan'ı esir alma yolu. Bu yapılan hamleye karşılık Türkiye'nin seyirci kalacağını düşünmek de anlamsız olacaktır. Rus askerlerinin, evet Rus askerlerinin özellikle Azerbaycan'ın mümtaz ve aziz şehirlerinde boy gösterecek olması, o bölgede halka hunharca davranacak olması, belli bölgeleri kendi kantonları ilan etmeleri riski, sivil halkı rahatsız etmeleri riski ve oradaki hanımlarımızın, teyzelerimizin, ablalarımızın rahatsız olacak olması bizleri şimdiden kızdırıyor. Hiçbir şekilde işgalci ve istilacı Rus askerinin Azerbaycan'ın banliyönlerinde, mahallelerinde boy göstermesine asla ve kat'i müsaade edilemez. Bu yapılan hamleye karşılık artık önemli bir hamle ve karşı duruşta gerçekleşecek. Niye bunu ifade ediyoruz? İfade etme nedenimiz şudur. Ruslar Azerbaycan'ı teslim almak istiyor. Türkiye her şey meydanda diyor. Artık Türkiye gerçekleri görmüş bir şekilde tabii ki kapalı kapılar arasında Bakü yönetimine gerekli ikazlarını yapıyordur. Rus askerinin Karabağ'a girmesi yetmiyormuş gibi. Rus askerinin bir de Azerbaycan'ın aziz topraklarına, ana topraklarına, Karabağ harici şu anki topraklarına ayak basması gerçekten çıldırtıcı bir gelişme. Rus askerinin girdiği yerde özellikle bağımsızlık ve egemenliğin riske gireceği aşikar. Hemen size bir örnek vereyim isterseniz. Evet, çok da zor olmayacak bu örnek. Evet, helikopteri görünce iyice anladınız. Evet, helikopteri şu alınca Rusya düşürüyor. Ve Bakü'ye iki füze gidiyor. Neden bunu anlatıyorum? Komplocu bir Putin var karşımızda. Muhtemelen Ermenistan ve Rusya arasındaki bu tren yolu güvensiz diye ve özellikle bu güvensiz, riskli diye böyle denmesi için tren yolunda infial yaratacak olaylar oluşturacaktır Rus ajanları. Ve Rusya'dan gelen olabilir, Azerbaycan içerisindeki Rusçu memurlardan kaynaklanabilir. Rusya da diyecek ki, bakın Ermeni treni, Ermeni yolcusu taşıyan trenlere Azerbaycan'da saldırı oluyor. Tamam da burada bizi ilgilendiren kısmı ne? Ona geçeyim isterseniz. Rusya tren yolunu bahane ederek, güvenliğini bahane ederek, bırakın razı oldu diyelim polis gücüne, sınır boyutunda işte 300-500 bin tane polis gücüne, Rusya oraya bırakın bin tane polis gücünü, 30 bin asker yiyecektir. Şimdi soruyorum sizlere. Bir gece helikopter düştü ve Bakü'ye iki füze fırlattım diye. Karabağ'ın yarısının anahtarını alan bir Rusya. Tren yoluna şunu bunu yaptın diye. Azerbaycan'ın yarısını almayacağına malum. İşte burada Bakü yönetiminin artık iki elinin arasına başını alıp
düşünmesi gerekiyor. Tehlike öyle böyle değil. Ben bu tren yolu olayından çok kıllandım. Yani çok endişe verici bir gelişme. Tren yolu geçebilir. Hadi razı olduk diyelim. O tren yolu geçerken Ermeni çetlikleri terör işlemek için Azerbaycan topraklarına sızmayacağına malum. Rusya'nın bunları engelleyeceğim durumu inandırıcı geldi mi size? Karabağ'da birçok yerde Ermeni çetniği dağlara salan Rusya'nın kendi polis gücüyle orada kantonlar oluşturup Bakü'de ve diğer Azerbaycan'ın şehirlerinde terör işletmeyeceğine malum. Bu sızan çetnikleri Azerbaycan içerisindeki Rusçu memurların korumayacağına malum. Yani büyük bir mikrop girecektir Azerbaycan'ın içine. Bu tren yolu projesi tamamen Azerbaycan'ın hakimiyetinde hiçbir ülkenin yabancı askerinin olmayacağı bir koruma gücü yani Azerbaycan'ın kendi özgüçleriyle sağlanmalıdır. Asla ve kat'i onlara güven asla olmayacaktır. Evet, Sayın Aliyev bu bayrakları asmaktadır. Bu bayrakları asmak güzeldir. Ama bayrakları asarken bir tarafa başkaları bayrak dikerse bu bayrağı asmanın anlamı kalmaz. Aynı Laçin'de olduğu gibi. Sayın Aliyev, Laçin Rus askerlerinin işgali altında. Her ne kadar koridorda gözetimi ve denetimi yapacağız deseler de şehrin kıyılarında, köy başlarında bayrak çekmek Laçin'e hakim olmak değildir. Bu konu Azerbaycan halkını tatmin etmez. Aziz ve özellikle onurlu askerleri ve halkı olan Azerbaycan halkının artık Sayın Aliyev'den Rus birliğini, sözde Rus özel barış gücü denilen istila gücünü oralardan çıkartmak için hamle yapmasını beklemelidir. Son Moldova'daki Rus sözde barış gücünün çıkması için istekte bulunan yeni seçilen Moldova Devlet Başkanı'na Lavrov çıkmayacağız dedi direkt. Evet, Lavrov direkt bir şekilde çıkmayacağız dedi. İyi o halde Rusya girdiği yerden çıkmıyorsa ve Rusya bildiğini okumaya devam ediyorsa biz bir de tren yolu belasına Rus askerlerini içeride kabul etmemiz büyük bir yanılgı, büyük bir çöküş, büyük bir hezimetin adresi olacaktır. Bu sebeple güçlü bir şekilde bu duruşa hayır dememiz gerekiyor. Tren yolu olayını acilen iptal ettirmemiz gerekiyor. Nedenler ve bahaneler bulmamız gerekiyor. Rusya'nın tren yolu oyununu ancak böyle bozabiliriz. Değerli kardeşlerim, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.